Ne kadar çok pratik yaparsak o kadar iyi, o yüzden bu videoda bölme işlemini örnek vermeye devam edeceğiz. 2292 bölü 4 Bir önceki videoda herhangi bir bölme işlemini yapabilmek için çarpım tablosunu 10 kere 10'a ya da 12 kere 12'ye kadar bilmemizin yeterli olacağını görmüştük. Şimdi gelin bu durumu bir gözden geçirelim. Ekranda gördüğünüz bu ifadeyle bu ifade aynı şey. Belki daha önce görmediğiniz bir başka ifade biçimi de şu. Bu da yine 2292 bölü 4 demek. Bu üç ifadenin hepsi denk, hepsi aynı sonucu verir. Eğer daha önceden kesirleri gördüyseniz, bu üçüncü ifadeyi bir kesre benzetmiş olabilirsiniz. Ki öyle de, bu bir kesir. Neyse ben bu ilk ifade, ilk ifade biçimini, bu ilk ifade şeklini kullanacağım. Diğer bölme işlemi ifadelerine önümüzdeki videolarda bakarız. Evet şimdi gelin bu soruyu çözelim. 2'de kaç tane 4 var? Hiç yok. O halde 22 ile devam edelim. 22'de kaç tane 4 var? 4 kere 5, 20. 4 kere 6, 24. O halde 6 fazla olur. 22'de 5 tane 4 var. 5 kere 4, 20 ve bu işlem kalanlı olacak. Çıkarmayı yapalım. 22 eksi 20, 2. Şimdi de bu 2'nin yanına 9'u indiriyoruz. Bunun ne demek olduğunu bir önceki videoda gördük değil mi? Bu 5'i yazdığımız yer yüzler basamağı olduğu için buradaki 5, 500 demek. 500'ü temsil ediyor. Ama biz bu videoda bölme işlemine odaklanacağız. Rakamları yazdığımız basamakların değerlerine fazla değinmeyeceğiz. Tahminen videonun sonunda her şey çok net bir şekilde anlaşılmış olacak. Evet, pekala 9'u aşağı indirdik. 29'da 4 kaç kere var? En az 6 kere var. Peki 7 kere 4 desek 28. O halde en az 7 kere var. Bir de 8'i deneyelim. 8 kere 4, 32 eder. O halde 29'da 8 tane 4 olamaz. 7 tane var. 29'da 7 tane 4 var. 7 kere 4, 28. 29 eksi 28, 1. Ve bu işlemin kalanı 1. Şimdi yanına 2'yi indireceğiz. 2'yi aşağı indirdiğimizde elimizde 12 oldu. 4, 12'de kaç kere var? Kolay. 3 kere 4, 12 olduğuna göre 3 kere var. 3 kere 4, 12. 12 eksi 12, 0. Kalan yok. O halde 2292'de 573 tane 4 var diyebiliriz. Ya da başka bir deyişle 2292 bölü 4, 573 e eşit. Bunu gelin yukarıdaki ifadenin yanına da yazalım. 2292 bölü 4, 573. Evet, gelin bir örnek daha yapalım. Hatta, hatta birkaç örnek daha yapalım. Bunu da kırmızı ile yazalım. 6475 bölü 7. 6475 bölü 7. Pekala. 6 da 7 yok. O halde yanındaki rakamı da ekleyelim. Ne oldu? 64. 64'te 7 kaç kere var? Bir bakalım. 7 kere 7 desek bu çok küçük olacak. 7 kere 7 49. 7 kere 9, 63. Bu bayağı yakın. 7 kere 10 ise 70, fazla geldi. O halde 64'te 9 tane 7 var. 9 kere 7, 63. 64 eksi 63 eşittir 1. Kalanımız 1. Yanına 7'yi indirdik. 17'de 7 kaç kere var? 2 kere 7, 14. 3 kere 7, 21. O halde 3 fazla geldi. 7, 17 de 2 kere var. 2 kere 7, 14. 17 eksi 14 eşittir 3. Ve şimdi de 3'ün yanına 5'i indiriyoruz. 7, 35'te 5 kere var. Bunu çarpım tablosundan biliyoruz değil mi? Umarım biliyoruz. Tabii ki biliyoruz. 7 kere 5, 35. Ve işte bu kadar. Kalan 0. Şu ana kadar gördüğümüz örnekler tam bölündü, yani kalan olmadı. Gelin bir tane de bir kalanlı bölme işlemi yapalım. Kalanlı olmasından emin olmak için soruyu ona göre hazırlayacağım. Ve kalanlı bölme işlemi uydurmak, kalansız bölme işlemi uydurmaktan daha kolay. Diyelim ki, 1 milyon 735 bin 92, 3'e böleceğiz. Bunu yapabiliyorsak zaten bütün bölme işlemlerini yaparız demektir. Evet 1 milyon 735 bin kaç tane 3 olduğunu bulacağız. Aslında bunun da kalanlı olacağından pek emin değilim. Bir sonraki videoda bir sayının 3'e tam olarak bölünüp bölünemeyeceğini nasıl anladığımızı anlatacağım. Hatta gelin şimdi anlatayım. Evet şimdi anlatayım. Şöyle yapıyoruz. Sayının tüm rakamlarını topluyoruz. 1 artı 7 eşittir 8, 3 ekledik, 11. 5 ekledik, 16, 16 artı 9, 25, 25'e 2 eklediğimizde sonuç 27, 27 3'e kalansız olarak bölünebildiği için sayımız da 3'e kalansız olarak bölünebiliyormuş. Bu sayı 3'e tam olarak bölünebiliyormuş. Basamaklardaki bütün rakamları topladığımızda sonuç 27 oluyor. Hatta 27'nin de rakamlarını toplarsak 2 artı 7 9 eder, o halde bu sayı 3'e tam olarak bölünebiliyormuş kalansız olarak. O zaman gelin biraz değiştirelim ki kalanlı bir bölme işlemi olsun. Evet, birler basamağını 1 bir yapalım. Artık bu sayı 3'e tam bölünmez. Kalanlı bir bölme işlemi yapmak istedim sadece neye benzediğini görün diye. Evet, gelin bu işlemi yapalım. 1 de 3. 0 kere var. İsterseniz bölüm kısmının başına bu sıfırı yazabilirsiniz de ama bana göre gerek yok. Hatta biraz kafa karıştırıyor. Devam edelim. 17'de 3 kaç kere var? 3 kere 5, 15. 6 kere 3, 18. Bu fazla geldi. O halde 3, 17'de 5 kere var. 3 kere 5, 15. 17 eksi 15, 2. Şimdi 2'nin yanına yukarıdaki 3'ü indirelim. 3, 23'te kaç kere var? 3 kere 7, 21. 3 kere 8 ise 24 ettiği için fazla gelecek. O halde 23'te 7, 3 tane var. 3 kere 7, 21. 23'ten 21 çıkardık. 2. Ve şimdi de sıradaki rakamı 5'i aşağı taşıyacağız. 5'e aşağı indirdik. Elimizde 25 var. 25'te 3 kaç kere var? 3 kere 8, 24. Oldukça yakın. 3 kere 9, 27. Fazla geldi. O halde 8 kere. 3 kere 8, 24. 25 eksi 24 eşittir 1. Şimdi 1'in yanına yukarıdaki sıfırı indirelim. 10'da kaç tane 3 var? Kolay. 3 tane var. 3 kere 3, 9 ve 10'a en fazla bu kadar yaklaşabiliyoruz. 3 kere 3, 9. 10'dan 9'u çıkardığımızda 1 kaldı. Yana sıradaki rakamı indirelim. 19'da 3 kaç kere var? 19'da 3. 6 kere desek çok yakın olur değil mi? 3 kere 6, 18. 19'da 3, 6 kere varmış. 19'dan 18'i çıkarıyoruz yine bir kalıyor. Yine bir kaldı. Evet, işimiz işlemimiz bitmek üzere. Birler basamağındaki biri aşağı indirdik. 11'de kaç tane 3 var? 3 tane. 4 desek fazla gelecek çünkü 3 kere 4 12. 11'de 3 tane 3 var. 3 kere 3 9. Bunu 11'den çıkardığımızda sonuç 2. 2'nin yanına indirebileceğimiz bir rakam kalmadı. O halde işlem tamam. 1.735.091'de 578.363 tane 3 var. Kalansa 2. Aşağıda gördüğümüz bu 2 işlemin kalanı. Ve bu alıştırmadan sonra artık tahminen en zor, en zor bölme işlemlerini bile kendi başınıza rahatça yapabilirsiniz.